Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda şu anda gördüğünüz ve önümde beni çektikleri için göremediğiniz tüm YouTube ekipmanlarını ve diğer işlerimde kullandığım ekipmanları sizlere göstermeye çalışacağım. Şu ana kadar kazandığım tüm parayı daha kaliteli işler yapmak adına ekipmanlara yatırdım diyebilirim. Bunları da bir nevi dolar altın gibi düşünebilirsiniz. Sürekli değerleri artıyor. Ben almayı düşündüğüm tüm cihazları çok ciddi şekilde araştırıyorum arkadaşlar. Yerli yabancı inceleme videoları izliyorum. İşin içinde olan arkadaşlarım varsa onları arayıp soruyorum. Uzun süre işimi görebilecek ürünler tercih etmeye çalışıyorum. Ürünlerde de her zaman fiyatına göre alabileceğin en iyi modeli seçmeye çalışıyorum. Eğer kısıtlı maddi bütçeniz varsa size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Çok şükür şu ana kadar memnun olmadığım bir ürün yok. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan tek tek kullandığım ürünleri sizlere göstereyim. İlk olarak bana en çok sorulan ekipmanla başlamak istiyorum. Ben kamera olarak şu anda beni çektiği için elime alıp gösteremediğim Fujifilm X-T4 kullanıyorum. X-T4'ü bir buçuk seneden fazla oldu. Bir çok video projesinde, fotoğraf çekimlerinde ve YouTube videolarında kullandım. Hatta yağmurda, karda, kapalı ortamda her yerde deneyimledim ve beni şu ana kadar hiç yarı yolda bırakmadı. Bence Fujifilm X-T4 performans açısından piyasadaki en iyi kameralardan bir tanesi. Lens olarak da 16-55mm f/2.8 kullanıyorum. Bu lensi seçmemin sebebi tam bir joker olması, zoom lens olması sebebiyle ve diyafram değerinin 2.8 olması sebebiyle farklı farklı işlerde kullanabiliyorum. Lensin fiyatı biraz pahalı halı ama kullanım çeşitliliği itibariyle ondan da çok memnun olduğumu söylemeliyim. Gelelim ikinci kullandığım kameraya. Bunu YouTube çekimlerinde kullanmıyorum ama bazı video çekimlerinde ikinci kamera çok lazım oluyordu bana ve bunu yaklaşık geri 8 ay önce Sony A6000 aldım arkadaşlar. Sony A6000 çok eski bir makine aslında ama yüksek bütçeli bir makine alacak maddi durumum yoktu. O yüzden Sony A6000'i tercih ettim. Kit lensiyle beraber aldım ve çok uygun bir fiyata aldım. Yani belki inanmayacak bu cihazı bilen birçok kişi. Ben bunu yaklaşık 7-8 önce 3500 liraya aldım. Kit lensiyle beraber arkadaşlar. Gerçekten bedava. ikinci el olarak almıştım ve bir arkadaştan aldım. Kendisi fotoğraf çekimleri için almış. Çok fazla kullanamamış. O yüzden satıyordu. Ben de hemen anında iletişime geçtim. Gittim aldım geldim. Yani her şey böyle bir saatte bir buçuk saatte falan gelişti. Kit lensi vardı aldığımda. 16 ellilik bir kit lensi var ama bu çok fazla bir işe yaramıyor bu lens. O yüzden ben bu lensin yerine gidip Sigma 16mm f1.4 aldım. Bu lensi özellikle videograferlar bilir tam bir fiyat performans lensi 1.4 diyafram olması da düşük ışıklarda çok güzel performans vermesini sağlıyor. Yani makinenin gövdesi eski olmasına rağmen Sigma 16 mm f1.4 ile beraber gerçekten yani fiyatına göre üst düzey bir performans alıyorum diyebilirim. O yüzden hem lensten hem de makineden oldukça memnunum. Ya zaten ikinci kamera olarak kullandığım için çok üst düzey bir kalite beklentim yok. Sadece bazen geniş açılar kullanmam gerekiyor. O yüzden bunu almıştım. İşimi de fazlasıyla görüyor. Gelelim bir YouTube çekimi için en önemli olan ekipmana. Bu ekipman ne arkadaşlar? Tabii ki mikrofon. Çünkü mikrofon kalitesi, ses kalitesi direkt olarak görüntüyle doğru orantılı. O yüzden olabildiğince iyi mikrofonlar kullanmak zorundasınız. Ben yaklaşık 14-15 videodur Rode Wireless Go 2'yi kullanıyorum. Lafı gelmişken Rode firmasına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani 6-7 bin abonelerdeyken daha ta Avustralya'dan bana mail attılar ve bir ürün göndermek istediklerini söylediler. Kanalıma destek olmak istediklerini söylediler. Ve açıkçası benim de bir vefa borcum var. O yüzden yani lafı gelmişken tekrardan belirteyim. Rode Wireless Go 2 olsun ve Rode firmasının diğer mikrofonları olsun zaten mikrofon sektöründeki en iyi firmalardan bir tanesi. Kanalıma destek olmak istedikleri için burada boşu boşuna övmüyorum. Yani YouTube camiasındaki birçok kişiye bakın iyi YouTuberlar. Kanalı bir yerlere gelmiş olan YouTuberların %90'ı Rode mikrofonlarını tercih ederler. Bu vesileyle lafı gelmişken Rode firmasına tekrardan çok teşekkür ediyorum. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Rode Wireless Go 2'den önce Boya BY-M1 Pro kullandım arkadaşlar. Çok uzun bir süre. Yani o da uygun fiyatlı bir ürün. Kablolu bir yaka mikrofonu ve fiyatına göre gerçekten iyi bir ses performansı veriyor. Eğer kısıtlı bütçeniz varsa Boya BYM1 Pro kablolu yakın mikrofonu da sizlere tavsiye ederim. O da gayet güzel bir mikrofon. Gelelim gimbal'a. Şunu ortadan kaldırmak için öncelikle bir gimbal'ın ne olduğunu, neden kullandığımı sizlere göstereyim. Ben gimbal'ı arkadaşlar bazı video projelerinde kullanıyorum. Kurumsal firmalara video çekimleri olsun, diğer başka video çekimlerinde olsun, tanıtım kliplerinde olsun haliyle gimbal kullanmam gerekiyor. Bilmeyenler için kısaca bahsedeyim kameranızı gimbalınızın üzerine takıyorsunuz ve gimbalın içerisindeki motorlar sayesinde size bir stabilizasyon sağlıyor. Çeşitli kamera hareketleri yapmanızı sağlıyor. Ben burada tercihi bir yine fiyat performans ürünü olduğu için Zhiyun Vibble S'ten yana kullandım. Yani bu üründen bazı açılardan çok memnunum, bazı açılardan memnun değilim. Onu da çok kısa söyleyeyim. Memnun olmamın sebebi ilk etapta çok ufak bir ürün ve katlanabilir bir ürün. Şöyle katladığınızda hemen küçücük bir cihaz oluyor. Hatta şuradaki küçük tripodu da çıkardığınızda ben bunu kamera çantamla, büyük kamera çantamla taşıyorum. Hani böyle ufak bir hale geliyor olabilmesi, katlanabiliyor olması gerçekten büyük bir avantaj. Tabii ki ağırlık açısından hem kaldırabildiği ağırlık kapasitesi hem de gimbal'ın kendi ağırlığı açısından da bir avantaj. Yani çünkü bazen saatlerce kamera üzerinde takıl. Yani zaten kameranın gövdesi ağır, lens ağır. Bir de üzerine gimbal var. Yani yaklaşık 6-7 kiloluk bazen bir ağırlık taşıyorsunuz ve bunu saatlerce yaptığınızı düşündüğünüzde size bayağı ağır geliyor. Yani 30-40 güle gibi gelmeye başlıyor artık belli bir süre sonra. O yüzden bunların minimal olması önemli. Memnun olmadığım tek konu var. Denge ayarlarını çok özenerek yapmama rağmen çoğu görüntüde böyle sola kayık bir görüntü alıyorum. Yani bunun için pek çok şeyi denedim ama bir türlü olmuyor. Servisine götürmeyi de aslında istiyorum ama pek vaktim olmadı. En kısa sürede bir servise götürüp baktıracağım. Kullandığım gimbal da bu şekilde. Bunu da şöyle bir kaldıralım. Gelelim bilgisayarlara arkadaşlar. Şimdi bilgisayar biliyorsunuz özellikle video montajlarında çok çok önemli bir konu. Benim iki tane bilgisayarım var. Şimdi diyeceksiniz ki iki tane bilgisayarı ne yapıyorsun? Bu cihazımız Intel işlemcili MacBook Air 2020. Bu cihazımız da M1 işlemcili MacBook Air. Ben öncelikle yaklaşık bir buçuk veya iki sene oldu Intel işlemcili bir MacBook Air almıştım. Yine ikinci el aldım, bunu uygun fiyata almıştım. Fakat daha sonra bazı işlerde bu Intel işlemci, bir de i3 işlemci, yani en düşük basic versiyon. Dolayısıyla bazı projelerdeki dosyaları bu, video montajlarını yapamıyordum. Çok kasıyordu. O yüzden M1 işlemci çıktıktan sonra hemen M1 işlemcili bir MacBook Air aldım ve gerçekten çok memnunum çünkü özellikle ilk zamanlarda bazı programlarla özellikle Adobe programlarıyla çok stabil çalışmıyordu ama programlara gelen güncellemelerle beraber artık M1 işlemcili MacBook'lar çok stabil ve hızlı çalışıyor. M1 işlemci bile böyleyse daha sonra çıkan işte M1 Pro M1 Max nasıldır tahmin bile edemiyorum. Şu ana kadar henüz kullanmadım deneyimlemedim. O yüzden net bir şey söylemeyeceğim ama kullanan arkadaşlarımın geri dönüşleri çok çok iyi. Intel işlemcili cihazı ben eşime verdim. Yaklaşık 6-7 aydır ya o kullanıyor. Hatta benim videolarımı da eşim montajlıyor bu bilgisayarda. Ben de yaklaşık olarak 6-7 aydır M1 işlemcili MacBook Air kullanıyorum. Bunu sıfır aldım çünkü ikinci elle sıfır fiyatları arasında çok fazla bir fark yoktu. MacBook bilgisayarları tercih etmemin en büyük sebebi de aslında ekranların çözünürlük kalitesi. Yani hem çözünürlük hem işlemci hem hız anlamında baktığınızda bu cihazda gerçekten fiyat performans ürünü. Çünkü bu özellikleri içinde barındıran Windows bir bilgisayar aldığınızda fiyatları çok çok daha pahalı. O yüzden M1 işlemcili MacBook Air'ı da çok memnun kalarak kullanıyorum. Şimdi bilgisayarlarımızda şöyle kaldıralım. Gelelim buradaki flaşa. Flaşımız da arkadaşlar Godox V860 modeli. Ben neden flaş aldım? Neden flaş kullanıyorum? Bazen ürün çekimleri yapıyorum, kurumsal fotoğraf çekimleri yapıyorum ve o çekimlerde flaş kullanmam gerekebiliyor. Örneğin geçen gün bir ev çekimine gittim, bir emlak çekimine. Şimdi bir odayı çektiğiniz zaman, şimdi sadece örnek olması için anlatacağım. Bir odayı çekiyorsunuz örneğin, eşyalı bir oda. Camdan gelen bir ışık var ve duvar tarafı tamamen karanlık, diğer taraf aydınlık. O yüzden bu flaşı kullanıp karanlık tarafa doğru vurduğumda ışığı en azından 2 taraftaki ışığı olabildiğince dengelemeye çalışıyorum. Zaten Photoshop'ta da bunları dengeliyorsunuz ama flash kullanmak size her türlü faydayı sağlıyor. Bazen düşük ışıklarda çekim yapmak gerekebiliyor. O yüzden flash kullanmam gerekebiliyor. Bunu direkt buraya koyuyorum. Bu arada Sony 6000'in 3 tane yedek bataryası var. Onları da şöyle göstermiş olayım. Bunları da şöyle kenara koyayım. Gelelim drone'a. Ben bir drone sevdalısıyım. Drone uçurmayı, drone kullanmayı çok seviyorum. Kullandığım drone da yine bir fiyat performans ürünü olan DJI Mini 2. Kanalımda yine incelemesi var. Eğer düşünenler varsa o videoyu izleyebilir. Aslında bazen daha profesyonel, daha kaliteli dronlar gerekebiliyor bazı proje çekimlerinde. Öyle olduğu zaman tanıdığım yerler var. Oradan günlük, birkaç günlük dronlar kiralıyorum. İşte DJI Phantom serisi olsun, Air 2 olsun, Air 2S olsun onları da birçok kez kullandım. Ama genellikle basit işlerde DJI Mini 2 çok fazlasıyla işimi görüyor. Gerçekten kaliteli bir görüntü kalitesi var. 4K 60 FPS çekiyor. Ben Flymore Combo paketini aldım. 3 tane edek bataryası var. Kumandosu da çok hoşuma gidiyor. Air 2'nin kumandasıyla aynı oldu bu modeldeki kumanda. Bunun kullanımı da bana her zaman daha rahat geliyordu, daha kolay geliyordu. Yani dediğim gibi drone kullanmayı çok seviyorum. Drone'dan herhangi bir çekim yaptığınızda drone çekimleri de koyduğunuzda çok büyük zenginlik katıyor. Çok büyük artı değer katıyor. İlerleyen zamanlarda daha iyi modellerle bu modeli güncellemek istiyorum ama fiyatlar da her geçen gün artıyor. Artık ne yapabilirim bilmiyorum. Bir drone sevdalısı olarak her ne kadar Mini 2'den memnun kalsam da daha iyi, daha yüksek kapasiteye sahip drone'lar kullanmak istiyorum. Bakalım ilerleyen günlerde alabilecek miyiz? Ekipman demişken kullandığım telefondan da bahsedeyim. Artık telefonlarda da birer ekipman oldu. Ben iPhone 11 kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da alalı yaklaşık 8-10 ay civarı bir süre oldu. Yani yine fiyat performans diyeceğim ama çok bu kelimeyi tekrar ettim. Farkındayım. Yani iPhone 11'in fiyatı zaten az çok bilenler biliyor. Şimdi bu fiyatları verip ben bir Android telefon açıkçası almam. Çünkü ben telefon alırken bile işin yatırım kısmına bakıyorum. Şimdi bu fiyatlarda örneğin şu an sanıyorum ki 9-10 bin civarında fiyatı. Yani bu fiyata bir Android telefon aldığınızda yarın bir gün satmak istediğinizde fiyatı çok ciddi derecede düşüyor. Ama bir iPhone aldığınızda sıfır fiyatları artarsa sizin ikinci el telefon fiyatlarınız da artıyor. Yani hem de iPhone kullanmış oluyorsunuz hem de bir nevi yatırım yapmış oluyorsunuz. Bir de ben MacBook kullandığım için iPhone'la arasındaki senkronizasyon da çok önemli. Çünkü sürekli böyle fotoğraf, video atma durumu oluyor. Hem bilgisayar atıyorum, bilgisayardan telefon atıyorum vesaire. O yüzden Apple ekosisteminde olmak her zaman bana süre açısından fayda sağlıyor. Daha hızlı hareket etmemi sağlıyor. Ayrıca iPhone 11'in kamerası da çok güzel. Bazen direkt telefonla kamera çekimi yapmak gerekebiliyor. Fotoğraf, video çekimi yapmak gerekebiliyor. iPhone 11 iki model eski bir telefon olmasına rağmen hala çok güzel ve stabil çalışan şu an hızlı işlemciye sahip bir cihaz. Yeni telefon fiyatları da zaten malum yani çok inanılmaz fiyatlar arttı. Herhalde daha uzun bir süre iPhone 11 kullanmaya devam edeceğim. Kulaklık olarak da tabii ki yine Apple ekosisteminden ayrılmamak için AirPods 3. nesil aldım. Ben bunu dolar zammından önce almıştım. Fiyatların artacağını öngördüm. O yüzden Apple'ın kendi internet sitesinden direkt sipariş ettim ve ben sipariş elime ulaştıktan yaklaşık 1 veya 2 gün sonra direkt olarak fiyatlara zam gelmişti. Şu an benim aldığım fiyattan yaklaşık bir %20-25 daha pahalı diye biliyorum. Hani müzikten ziyade ben online görüşmeler için AirPods 3. nesli tercih ettim. 2. nesil de tercih edebilirdim. Yani 2 ile 3 arasında tamam hani farklar var ama öyle aman aman dağlar kadar fark yok. Ama dediğim gibi ben fiyat artacağı için 3. nesli tercih ettim. AirPods kullanmamın en büyük sebebi de mikrofon performansı. Çünkü özellikle danışmanlık verdiğim kanallarla sürekli online görüşmeler yapıyoruz. Farklı online toplantılar yapıyoruz vesaire. O yüzden iyi bir mikrofona sahip kulaklık kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla AirPods 3. nesli bu yüzden tercih ettim. Şimdi bunlara da bir şöyle koyalım. Bu arada videoyu bitirirken ışık ve tripod'tan bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. En önemli şeylerden bir tanesi. Kullandığım tripod şu anda beni çeken. Modelini unuttum. Yaklaşık 3-4 senedir kullanıyorum. Yani çok basit bir model aslında. Çok pahalı bir model değil ama oldukça memnunum. Dediğim gibi 3-4 senedir kullanıyorum. Hem dışarıda kullandım hem YouTube çekimlerinde kullandım. Şu ana kadar işimi fazlasıyla gördü. Işık olarak ise önümde şu anda beni aydınlatan Godox'un SL60W modelini kullanıyorum. Bunu da yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 6-7 aydan beridir kullanıyorum. Kanalımda detaylı bir inceleme videosu var. Yine fiyat performans açısından Godox SL60W fiyatına göre en iyi ışıklardan bir tanesi. Onun önünde gridli bir softbox aldım. 90 santimlik. Yine inceleme videomda bunun detaylarından bahsediyorum. Onun haricinde bir tane tripod ayağı almanız gerekiyor. Yine en basit versiyon bir tripod ayağı aldım ve üçlü sistem olarak yani softbox, ışık sistemi ve tripod şeklinde üçünü beraber almanız gerekiyor. Bu üç setten de gayet memnunum. İşimi fazlasıyla görüyor. Bunların haricinde SanDisk'in 4 tane 64 GB 120 MB/s saniye yazma hızına sahip SD kartlarım var. Yedekleme için toplamda 4 tane hard diskim var. 2 tane 1 TB, 2 tane de 2 TB büyüklüğünde. Ek olarak 2 tane küçük LED ışıklarım var. Sanırım unuttuğum başka bir şey de yok. Evet, kullanmış olduğum tüm ekipmanları sizlere göstermiş oldum. Bazı ürünleri ilerleyen zamanlarda daha iyileri ile değiştirmeyi düşünüyorum. Umuyorum işler güçler, YouTube her şey yolunda gider de daha iyi ekipmanlarla seviyeyi her zaman artırabilirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.